Arkadaşlar merhaba, ben Cappar. Sabah kalktık, evde yırtık yufkalar, ondan sonra biraz peynir, bir de ketçap vardı. Bununla ilgili Emre arkadaşımız bize bir yemek veya bir börek yapabiliriz dedi bunlarla. Börek yaptı. Sana dönüyoruz Emre kardeşim. Merhabalar Cabbar kardeşim. Evet, evde kalan yufkalarımızla yapabileceğimiz tava böreği, kiminin tava böreği dediği, kiminin sac böreği, kiminin de parçalı börek dediği bir börek. Yani tamamen evdeki malzemelerle güzel, lezzetli bir yemek yapmaya çalışacağız bugün. Yine iki çeşit Urfa peyniri ve normal marketten aldığımız tam yağlı beyaz peynirimizin içerisine maydanozları ince ince kıyarak şöyle rengini alana kadar birazcık yoğurmamız gerekiyor. Hafif yeşilimsi olması lazım peynirin ki aromasını vermesi için. Daha sonra bunları belirli aralıklarla içerisine atıyoruz. İlk kat önce tavamıza seriyoruz. Normal yufkamızı açıyoruz. Daha sonra şöyle birazcık süt koyuyoruz. Ve bu sütün içerisinde bu yufkaları ıslatarak diziyoruz. Daha sonra üzerine birinci katı ekliyoruz. Daha sonra da büyük bir parça varsa bunu da yine süte batırıyoruz. Ve üzerine ketçap gibi, bu sizde salça olabilir, fark etmez. Bunu da süte batırdıktan sonra üzerine kapatıyoruz. Bu bizim ilk katımız olacak. Peki bir şey soracağım Emre kardeşim. Bu üstünü kapattıktan sonraki işleminde daha kat çıkacak mı, yoksa böyle mi kapatıp bir şey fırına mı koyacağım? Sizin yufkalarınıza bağlı Cabbar kardeşim. Muhtemelen bu iki kat yeterli olacaktır bunda. Şöyle süte batırıyoruz. Çok tutmayın bunu köşede çünkü parçalanacaktır. Gördüğünüz gibi hop, hemen üzerine atıyoruz. Fark etmez, şekli önemli değil. Önemli olan açık yerlerin kapanması bunda. Daha sonra da bunu ikinci katını çıkmak üzere sereceğiz. Emre kardeşim, biz bir şey unuttuk. Sence ne? Ne gibi? Malzemeleri saymayı unuttuk. Haklısın. Şimdi yufkamız var demiştik. Aslında söyledik. 3 çeşit peynir, 2 çeşit peynir vardı burada. Urfa ve tam yağlı beyaz peynir kullandık. Yani yaklaşık olarak burada da 150 gram kadar peynir. Burada da toplamda baktığımızda şöyle parçalı olan bir sürü işte yufkamız var. Bu yufka, parçalanmış yufkalarda yaklaşık olarak 5 tane. Yani 5 tane yufkaya ortalama 150-300 gram kadar peynir kullanabiliriz. Bir tane yumurta, bu tamamen isteğinize bağlı. Yani daha protein dengesini korumak adına. Ben bir tane de yumurta en son katına kırıp onu da iyice böyle sereceğim Peki üzerine. yumurtanın beyazı da girecek mi? Tabii ki. Arkadaşlar, bu arada Cafer de burada. Giriş yapsana Cafer'cim. Cafer. Hoş geldin Şimdi Cafer. işi ustasına bıraktık biz. Estağfurullah. Olur mu öyle şey Emre ya? abimiz burada. Tabii ki de Cafer'cim ama usta diyemeyiz ya henüz. Biz de ne yapıyoruz? Yani sen de kendi çapında biraz profesyonelsin yani. Amatörce uğraşıyoruz. Hobilerimizi profesyonel şekilde yapmaya çalışıyoruz diyelim. Diyelim bu birinci katımız. Şöyle incelik olmasın. Mesela şurayı çekebilir misin Cabbar kardeş? Mesela burada görüyorsunuz değil mi? Sosu görünüyor. O yüzden bu kadar ince olmamasına dikkat edin. Çünkü lezzetler birbirine girecektir bu sefer. Karışabilir, patlayabilir. Kapattıktan sonra şöyle peynirlerimizi ikinci katına Biz bunu fırında pişireceğiz seriyoruz. değil mi? Hayır. Ocakta. Bunu tavada yapabilirsiniz, sacda yapabilirsiniz, ocakta yapabilirsiniz, fırında da yapabilirsiniz tabii ki de. Biz evimizdeki imkanlarla daha hızlı olabilmesi için ne yapacağız bunu? Fırında mı? Hayır, tabii ki de ocakta yapacağız. Ocak daha hızlıdır. Evet, şöyle serdik. İsterseniz bu aşamada da bir sos ekleyebilirsiniz, soda ekleyebilirsiniz, hiç fark etmez. Bu aşamaya birazcık yumurta ekleyeceğimiz için, burada yumurta çırpacağım birazdan ben, Cabbar kardeşim. Yumurtayla şöyle bir sosumuz var, köri. Tavuk ürünlerinde, çiftlik ürünlerinde köri sos çok güzel oluyor. O yüzden köriyle yumurtayı karıştırıp üzerine sereceğim. O zaman bir kaba ayarlayalım hemen. Şimdi arkadaşlar şöyle yaklaşık olarak bir yemek kaşığından hallice, çok yani yarım yemek kaşığı diyebileceğimiz kadar köri sosumuzu, az önce söylediğim gibi köri sosumuzu koyuyoruz. Bir tane yumurtamız var. Bu yumurtamızı da içerisine kırıyoruz. Cafer kardeş, bir tane çatal alabilir miyim ya? Tabii ki. Şimdi yumurtamızı kırdık, köri sosumuzu da ekledik. Daha sonra bunu iyice birbirine geçmesi için şöyle iyice bir çırpacağız. İsterseniz baharat olarak burada kekik ekleyebilirsiniz, zenginleştirebilirsiniz. Tamamen ucu açık bir durum yani burası. Evde ne varsa artık. Şeker bile koyanlar var canım. Burası bir bekar evi olduğu için. Aynen. Abi biz de her şeyi koyabiliriz ya. Salça girer mi bunun için? Niye girmesin? Pişiyorsa girer. Şöyle köpürmesine dikkat edeceğiz burada. Olabildiğince şöyle açık şekilde, yani şu şekilde yapmamız lazım ki içerisine hava toplasın. Şu kıvamı aldığı zaman da tamamdır işlemimiz. Daha sonra buraya döküyoruz. Mesela arkadaşlar biz de şimdi konuştuk değil mi Cappar seninle? Şunu diyorum. Birazcık kekik atalım üzerine. Gördüğüm, şurada gördüm az önce. Peki biraz da kuru nane atsak güzel olmaz mı? Şöyle göz kararı kekiğimizi koyduktan sonra nane de deneyebiliriz. Cafer arkadaşımızın da dediği gibi. Şöyle göz kararı birazcık pul biber koydum. En son kat lezzeti de aşağıya bırakacaktır. O yüzden
Abi şey. Şey de atamadı. Kuru nane. Aynen kuru nane bizde şöyle. Serpiştirelim. Baharatlı bir kat olsun. Aşağısı sade. Burası baharatlı, sos yoğunluklu bir katımız oldu. Daha sonra yine ne yapıyoruz? Burada şöyle ıslanmış olan sütle ıslattığımız şöyle göstereyim. Sütle ıslattığımız bütün yufkalarımızı buraya sereceğiz. Şeklinin hiçbir önemi yok. Dediğim gibi daha önce de sadece kapatmak önemli burada. Sütün de zaten yumuşatma ve lezzet verme olayı olduğu için etrafa yayılacaktır bu. Arkadaşlar kapatırken hiçbir yerin açık kalmadığına dikkat edin. Püf noktalarından birisi de bu zaten bu böreğin. Arkadaşlar burası bir bekar mutfağı olduğu için bizde her zaman misafir yemek yapar. Değil mi Emre kardeşim? Neden olmasın? Ve arkadaşlar şunu hani bekar arkadaşlar, öğrenci arkadaşlar hepimiz olduk. Şunu söylemek istiyorum. Asla evinizdeki çürümemişse eğer bir malzemeyi atmayın. Mutlaka değerlendirilir. Mesela bunu gerçekten annelerimiz, teyzelerimiz ne yapıyorlardı? Bu yufkaları ıslatıp tekrardan hamur haline getirip ekmek bile yapıyorlardı yani. Değerlendirilebilir o yüzden. Gördüğünüz gibi son sütümüzü de şöyle iyice yedirdik de. Sonra açacağız. Açık yerlerine bakalım. Mesela şu köşe birazcık açık kalmış. Çabuk kardeşim burayı kapattık. Şurada bir açıklık var. Kapattıktan sonra yufkamızı dışarıdan içeri doğru almaya başlıyoruz. Şöyle yuvarlayarak şu şekilde. Elinizi sütle ıslatabilirsiniz. Buraları da sütle ıslatabilirsiniz. Şöyle. Şu şekilde kapatarak köşelerini, altını, üstünü iyice kapatacağız. Herhangi bir açıklık, yırtıklık kalmayacak şekilde olursa iyice olur. Bak Cabbar kardeşim burada bir tane unutmuşuz. Bizde hiçbir şey ziyan olmaz. Sizin de kanalınızın, isimlerinizin simgesi C olabilir. Şunu da şöyle yapalım. C yapak şuraya bir. Değil mi? Maksat ziyan olmasın ya. Şöyle 2C yapalım. Ortasına kalp koysak ama. Artık pişirme aşaması. Arkadaşlar şöyle sunumumuz hazır. Şöyle ocağa verdik. Pişmesini bekleyeceğiz. Biraz sonra çevireceğiz zaten. Arkadaşlar böreğimiz hazır servise. Afiyet olsun şimdiden. Kanalımızı takip edip abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayalım.